Benim adım İbrahim Özacar. 1967 Adıyaman doğumluyum. Adana nüfusuna kayıtlıyım. Çocukluğum şehri Adana. 2000 yılında Bursa'ya geldik. Ticaretten uzun süre uğraştık. Şu anda emekliyim. Çocuklarımız ticaret ediyor, esnaflık yapıyor. Evlatlarımızı esnaflıkla büyüttük. Onlar da kendi evlatlarını esnaflık yaparak büyütüyor. Esterimizi yaklaşık 1,5 aydır Bursa şubesini kurduk. Kurmakla görevlendirildik. Genel Başkanımız Mahmut Çelikus Bey tarafından. Ester Bursa şu anda 20 kişilik bir yönetimi var. 20 tane sektör sorumlumuz var. Yani sektörlerden sorumlu bir başkan yardımcılarımız var. Her sektör kendi arasında malum her mesleğin her sektörün içerisinde birkaç bir şeyden oluşuyor. Meslek grubundan oluşuyor. Kendi içerisinde. Komisyonlar oluşturacaklar. Böylelikle belki 100-200 kişiyle Bursa esnafına, Bursa esnafına, halkına hizmet etmeye çalışacağız. Evet, hoş geldiniz bu arada. Bursa Ajansımız da Bursa'ya hayırlı olsun. Yakın oldu herhalde, birkaç ay oldu. Evet. Bizim de esnafımızın arasında bir köprü vazifesi yapacak, sesimizi duyuracak. Bu manada Ester'imiz adına teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ni kurma amacınız nedir? Yani insana faydalı olmak. Bizim inancımızda malum Efendimizin bir sözü var, Peygamber Efendimizin. Ümmetimin efendisi ümmetime hizmet edendir. Esnaflar yüzyıllarca sadece evine ekmek götürmek için değil, nizam-ı alem kurmak için, bundan sonra halkla yani tüketiciyle üretici arasında köprü vazifesi yapmışlardı. Anadolu'dan, kırsaldan göç başlamasıyla beraber üzülerek şahit oluyoruz. Esnaflık müessesesi birazcık zayıfladı, zorlandı. Bu manada bize düşen çok iş var. Esnaflarımızın sorunlarını tespit edeceğiz. Ondan sonra kamuoyunu oluşturacağız. İlgilere ulaştırmak suretiyle çözüm üreteceğiz. Bu amaçla kurulmuş. Yani esnaf ve sanatkarlarla ilgili odalarımız var. Onlar da elbette çok gayretleri var. Ama bunlar yeterli değil maalesef. Odalarımız da şikayetçi, vatandaş da şikayetçi. Esnaf bir mahallenin akil insanıdır. Yani mahallenin hafızası gibidir. Eskide bilmem siz gençsiniz hatırlamazsınız ama az önce söylemiştim. Esnaflık kadim bir gelenektir. Onun devam etmesi lazım. Yani biri gidip evine kendisi yetişkin çocukları var. Kız isteyecekse bakkala gidip mahallenin bakkalına gider, mahallenin kasabına giderdi. Gelin alacaksa ona giderdi. Veya oğlunu askere gönderecek parası yoksa gidip ondan harçlık alırdı. Esnaf da kazandığı parayı komşusu kızını evlendirecek, oğlunu evlendirecekse ona götürüp ondan sonra ona katkıda bulunsun diye yardım ederdi. Böyle aile gibiydik. Yani mahalle kültürümüz vardı. Maalesef o yok oldu. Mahalle kültürü yok oldu. Komşuluk ilişkileri yok oldu. Bu manada esnaflığın çok önemi var. Tekrar özüne dönmesi lazım. Şu anda esnaflar AVM'lerin esareti altındadır. Bunun mutlaka kurtulması lazım. Esnafların bu süreçte yaşadığı sorunlar nelerdir? Şimdi en büyük sorunları rekabet. Ya bizim böyle bir medeniyetimiz var ki ben siftah ettim, komşum yetmedi. Biz bu anlayışla geldik ama şu anda her köşe başına büyük AVM'ler. Bunlar hepsi maalesef yabancı sermayeli. Ülkenin gelişmesine değil de Batı ülkemizin değerleri üzerinde emeli olanlara hizmet ediyor. Ben bazen söylerim gargat ağacı var bilir misiniz bilmiyorum. Gargat ağacı şu anda AVM'ler Siyonist İsrail'in gargat ağacı hükmündedir. Hepsini demiyorum. Elbette bunun içerisinde iyi niyetleri var ama Yahudi sermayeli çoğu. Yabancı sermayeli. Ondan sonra Lübnan'da olanları gördük. Allah muhafaza. Yani bizim kendi esnafımıza, küçük esnaflarımıza mutlaka sahip çıkması lazım. Rekabeti, yani esnafın onların rekabet etmesi mümkün değil. Vergiler aynı. Aynı imkanlar onlara sağlanmıyor. Mesela bir esnaf iş yerinin önüne ufacık bir şey koyarsa ondan sonra belediye gelip hemen gıyabında ceza yazıyor. Bir resim çekiyor gönderiyor. Bu arada sizin aracınıza belediyelerimize de sesleniyoruz. Hakikaten bunu artık vazgeçsinler, bir hayat mayat meselesidir esnaflar için. Bir var olma meselesidir. Ve AVM'lere bakıyorsun.
adeta yolu işgal etmişler. Bunlar için bir problem yok. Ceza verseler ne olacak? Yani diyelim belediye gitti, ona 3-5 kuruş bir ceza yazdı. Ne olacak? Esnaf bununla mücadele edemez yani. Esnafın işini belediyelerimizin kolaylaştırması lazım. Siyasi iktidarın kolaylaştırması lazım. Esnaflarımızın var olması lazım. Mahalle kültürümüzün yeniden inşası için bu gerekiyor. Ticarette rekabet esas olmalı. Yani eşit şartlarda olmalı. Şimdi bazı belediyelerimiz iyi niyetle, belki seçim endişesi, tekrar seçilebilme endişesi. Mesela bizim bir ilçemizde 1 liraya ekmek satılıyor. Yani ben sorarım size, hatta belediye başkanımıza sorarım. Allah aşkına kendisi fırıncı olursa nasıl yapacak bunu? Oradaki fırıncı esnafı nasıl yapacak? Yani? Nasıl mücadele edecek? Şimdi belediye yol, ondan sonra şehrin altyapısı, hizmet için ayırdı parayı, bütçeyi. Bu hizmete eğer ayırırsa yani esnafın ayakta kalması mümkün değil. Şimdi Türkiye gibi işsizliğin o kadar yoğun olduğu bir ülkede bu insanlara eğer iş veremiyorsak mutlaka işlerini kolaylaştırmamız lazım. Yani o esnafların ayakta kalması lazım. Rakabet edebilmesi lazım. Sen 1 liraya ekmek satarsan belki orada tamam halkımız açısından evine ekmek götürmekte zorlananlar için bu bir şeydir elbette ama o esnaf için kepenk kapatma demektir. Şimdi belediye işçi şeyi yok, problemi yok. Altyapıdan kısar verir, oraya bir eleman koyar, elemanları koyar. Enerji sıkıntısı yok. Ondan sonra kira sıkıntısı yok. Ama esnaf kira ödüyor. Esnaflık bir aslında ahlaklı insan demektir. Eli açık insan demektir. Esnafın kelime karşılığı. Ben Yenişehir'de bir esnafı ziyaret etmiştim. 150 yıldır helva imalatı yapıyor. 150 yıldır ailece dedesi, onun dedesi, onun dedesi helva imalat ediyor. Diyor ki fiyat istikrarı yok. O helvada kullanılan malzeme yurt dışından geliyor. Dövizden geliyor diyor. Onun için diyor fiyatı belirleyemiyoruz diyor. Bu manada esnafla yardım edilmesi lazım. Kesinlikle belediyelerin özellikle işini kolaylaştırması lazım. Siyasi iktidarın AVM'lere karşı esnafları koruması lazım. Artan enflasyon karşısında esnafın durumunu nasıl buluyorsunuz? Esnafla vatandaşlar arasında bu uzun süreli ticaret olduğu için dostluklar oluşuyor. Yani bakıyorsun hakikaten geliyor böyle rahatlıkla geliyor, bir ahbaplık oluşuyor, dostluklar oluşuyor. Bir süre sonra bakıyorsun bu aşırı fiyatlardan dolayı bu iyi dostlar karşı karşıya bazen bakıyorsun gelebiliyor. Az önce söylediğim gibi yani bir üretim kesinlikle olması lazım. Bakın mesela bir sektörden bahsedeyim. Bursa nüfusu 3,5 milyon. 3,5 milyon insan ayakkabı giyiyor. Herkesin bir iki tane, üç tane ayakkabısı mutlaka vardır. Kemeri vardır, deri aksesuarı vardır. Düşünebiliyor musunuz? Yani 3,5 milyonun nüfuslu bir şehirde herkes ayakkabı giyiyor. Bir ayakkabı sektörüyle ilgili ya üretimiyle ilgili bir tane meslek lisesi yok. Bununla ilgili bir eğitim verilmiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Başta bu olunca dışa bağımlı hale geliyorsun. Ondan sonra bu dövizdeki belirsizlik bu başlı başına bir olay. Kiralardaki bu aşırı o kiradaki belirsizlik bu başlı başına bir olay. Yani bundan bir an önce işte istikrarlı bir ekonominin oluşması gerekiyor. Yoksa her gün kapanıyor. Ekonomide istikrarın kesinlikle sağlanması gerekiyor ki bu mücadele edelim, esnaf mücadele edelim. Bakın ülkemizde 85 milyonluk nüfusumuz var ülke olarak. 85 milyon nüfusumuz var. 5 milyon yabancı yerleşik var. 90 milyon. 10 milyonun üzerinde çeşitli sebeplerde ülkemize sığınan insanlar var. 100 milyon. 40 ila 50 milyon arasında yıllık Türkiye'ye girip çıkan çeşitli sebeplerle gelip çıkan insanlar var. Yani devlet yöneticilerimizin bu 150 milyonluk insanın tüketimi için bir altyapı oluşturması lazım. Bir hazırlık yapması lazım. Esnafının da yarını görmesi lazım. Hakikaten bir belirsizlik var. Bakıyorsun bir yerde bir esnaf 3 liraya 3 liralık bir suyu 10 liraya satıyor. Ondan sonra başka bir yerde bakıyorsun. Ondan sonra bir AVM'ye gidiyorsun. Ali Cengiz oyunu. Çünkü kirası var, bir su bedeli değil.
Kiralar çok yüksek, enerji çok yüksek, elektrikler falan bunlar çok yüksek. Ondan sonra bunlar işi bildikleri için bazı şeylerde kar etmiyor. Yani insanların bildiği bazı şeyleri kar etmiyor. Ama diğerlerde yüksek taban tutmak suretiyle bu hileye aldatmaya gidiliyor. Yani fiyat istikrarı için üretimle tüketimin dengeli olması lazım. Kesinlikle üretmemiz gerekiyor. Üretemezsek haliyle belirsizlik olur. Bu sefer üretenler de şikayetçi. Onu da anlamış değilim. Mesela ben birine şeye gitmiştim bu geçen sene Adana'ya gitmiştim. Esnaf anlatıyor diyor ki şey üretici ya diyor benim bahçemde bir sürü limonum var şeyim diyor ağaç dalında kaldı 1.000 liraya satamıyorum diyor. Ama diyor yanı başında bir evimin altındaki AVM'de diyor 15-20 liraya satılıyor. Yani bunun vatandaşın bunu yapamaz. Esnaf da bunu düzeltemez. Bunu fiyat bölge esnaflar mesela Bursa'ya mal olmuş esnaf bölgeleri var. Bunların cazip hale getirilmesi lazım. Orada mesela trafik sorunu çözülmesi lazım o bölgelerde. Belki bu kimsenin dile getirmediği bir konudur ama Yeşilyay'la biri gitsin orada desin ki ben çocuklarımla gideyim bir alışveriş yapayım 2-3 saat. Çok affedersiniz. Yani bu cami tuvaletleri olmasa yani insanlar perişan olacak ya çünkü yani ortalık berbat olacak. Belediyeler bunu düşünmez mi ya? Yerel yönetimlerin işi bu. Bunu halletmesi lazım. Yani o esnaflara, o Bursa'ya mal olmuş esnaf bölgelerinin yeniden canlanması için oraları cazip hale getirilmesi lazım. Nedir o? Trafik sorunu bir an önce çözülmesi lazım o bölgede. Gerekiyorsa mahalle bölge bölge mahalle aralarında istimlak edilmek suretiyle otoparklar inşa edilmeli. Onun dışında oralarda mesela her gün çeşitli müzik etkinlikleri yapılıyor. Ondan sonra festivaller adı altında yabancı sanatçılara, onda yerli sanatçılara dünyanın paraları ödeniyor. Yani o bölgelerde halka dönük böyle esnaflara dönük etkinlikler falan böyle sosyal etkinlikler falan yapılırsa orada cazibe merkezi haline tekrar o bölgeler gelir. Mesela Handan bölgemiz var. İşte diyelim az önce bahsettiğim Yeşilyay'da da var. Bazen böyle uzun esnafların yoğun olduğu uzun çarşılar var, caddeler var. Buraları işlek hale getirilmesi lazım. Ayrıca yine o bölgede problemli olan trafik dediğim gibi başlı başına hakikaten bir sorun. Adam bırakıyor arabasını park olmadığı için oraya bırakıyor. Esnaf mal yedirecek, yediremiyor. Ondan sonra malını teşhir edecek, araba önünü kapatıyor. Daha önce bu yanlıştı. Biz onu ısrar defalarca yanlış olduğunu bir söylemiştik ama mesela belediyeler bu ana yolları otopark ücreti alıyorlardı. Ondan sonra bu çözüm elbette çözüm değildi. Bunun yanlış olduğunu biz söylemiştik. Mutlaka onun parklar yapılması lazım. Araçların bırakılabilmesi için otoparkların inşa edilmesi lazım. Ama şimdi öyle bir oldu ki ücretsiz o ücret kaldırıldı yeni belediye başkanımız. O ücretle kaldırdı adam oraya arabasını park ediyor. Ondan sonra gün boyu uğramıyor. Vatandaş yetip orada işte eğer malını indirecekse indiremiyor. Bu da bir ayrı bir sorun oluştu esnaflar için. Bu 2 aylık süreç içinde ilerlediğiniz bir proje var mı? Her ayın ikinci haftasında her sektörümüzle ilgili konferanslar, paneller düzenlenecek. Kamuoyu oluşturulacak. Bu aldığımız kararların içerisinde. Bunun dışında 20 kişilik bir yönetimimiz var. Yani 20 başlık altında esnafların sorunlarını tespit ettik. Komisyonlar kurduk. 20 ayrı komisyon. Bu arkadaşlar kendi bölge şeyinde çalışacak. Haftalık toplantılar yapıyoruz. Raporlar hazırlanıyor. Bu raporları hazırlandıktan sonra hem yerel yöneticilerimizle paylaşacağız hem milletvekillerimizle paylaşacağız. Geçen gün Mehmet Bey geldi. Saadet Partisi Bursa Milletvekili sağ olsun ilk ziyaretimiz o oldu. Onu da haklı olarak söylediği şu, esnaflarda sahadayız, esnaflardan çok şikayet alıyoruz. Ondan sonra sorunları nedir doğru düzgün yani dile getiren yok. Bu manada sorunları biz yerinde tespit edeceğiz. Birinci ağızda tespit edeceğiz. Bundan sonra bu çözüm için gayret göstereceğiz. Sizin aracınız. Sonuç aldığınız bir olumlu bir yanıt var mı? Çok ilgi var. Yani beklentimin çok üzerinde. Mesela her gün birkaç kişi arıyor.
Biz ne zaman evi olacağız, ne yapabiliriz? Mesela ben bugün gün boyu buradaydım. Kaç kişi geldi gitti. Daha yeni olmamıza rağmen. Üye talepleri var. Yönetimde yer almak isteyenler var. Bu bayağı bu yönde Evet, şey var. kısa sürede Ümit var. güzel Evet. bir olumlu Yani dönüşüm hakikaten oldu. Bursa kamuoyu çok bir ay gibi kısa sürede, 1,5 ay gibi kısa bir sürede Bursa kamuoyu bizi tanıdı. Elhamdülillah. Destedi, tanıdı. Başka söylemek istediğiniz şeyler var Ya mı? ben size çok teşekkür ediyorum. İlk Biz teşekkür ederiz. daha önce farklı basından arkadaşlarımız vardı. Sorunlarımızı paylaşmıştık kendileriyle ama ofisimizde ilk sizi ağırladık. Çok mutlu olduk. Sesimiz oluyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Bundan ederiz. sonra inşallah daha doğru hazır alıp sizi bilgilendireceğiz. Sizi de kamuoyu.